Bugün Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin Kurucuova köyüne geldik. Buraya üçüncü gelişimiz. Festival var dediler, keşkek var dediler, eğlence var dediler. Biz de varız dedik. Şimdi her zamanki gibi köye doğru koşuyoruz. Köye girer girmez Görsem teyzemle karşılaştık. Görsem teyzem. Efendim. Gölgeyi efendim. Bulmuşsun, pek güzel oturuyorsun. Kaç yaşındasın? 82. 82 yaşındasın. Evet. 82 yıllık ömründe neler yaptın? Bak ne diyorsun? Tütün diktim. Hakan çocuk sarındım, tütün işledim. Ormana gittim, aşçılığa gittim. Tanapen kızım, şimdi oturdum, indim, düştüm. Evde yemek yapıyorum. Yemek yapıyorsun? Yapıyorum. Yine durmuyorsun. Tipin üstünde yemek yapıyorum. Evde. Evet. Peki, bu Kurucuova'ya ben 3 senedir geliyorum. Her sene kızım. Geliyorum ben sizin geliyorsun yanınıza. Kızım, geliyorsun kızım. Eskiden bu Kurucuova nasıldı? Nasıl olacak? Tütün dikerlerdin, çam dikerlerdin, tütün işlerlerdin. Nasıl olacak? Çalışıyla çoğuda bıçağla, bıydı bıçağla, hiç durmazlardın kızım. Elektrik bilen var mıydın ki senin gençliğinde? Vardın kızım, var. Yoktum. O zaman lambalarla mı geziyorsunuz? Lambayla gezdim. Lambayla çıranın önünde kızım. Ocağın koca kütür çatarın ocağa ya. Ocağın karşını gererin kızım. Oy. O zamanlar zordun değil mi? O zamanlar da öyledin kızım. O eski günleri özlüyor. O zamanlar hastalık yoktun kızım. Hastalık yok muydu? Yoktun ya. Akam sarındım Durgutcağızıma. Kızım sarındım, çoğuda bıçtım, tütün diktim. Çok erez oldum evvel kızım. Hindi gençler nasıl? Hindi safa sürüyorsun. Oğlum bakıyor. Davut'um bakıyor. Hindi. Saniye deyizem kaybetmişiz. Kaybettik. Geçtiğimiz ablası günlerde. Ya, ablası ya. Evet, başımız sağ olsun. Ha, Saniye teyzem beni evlendirmeye çalışıyordu. Evlenirim seni, evlenmeyeceğim. Evlenmiyorum ben ya. Neden? Kocuğar çekmek kolay mı değil mi? Kocuğar çekmek kolay mı? Kolay mı oğlum? Kızım. Kocuğu varsın yolu. Keyeceğin diyorsun, yiyeceğin diyorsun, geleceğin diyorsun. Bunu gezdirme adam sana. Gezdirmez deme. Ondan evlenmiyorum ben. Evlenme kızına, kocuklar çekecek. Başı boş gez kızım, ta iyi olur başı boş. Başı boş gezerim. Tabii gez. Yaşım zaten benim daha 30. Ya 30 yaşın? Ha. Ya iyi ya, güçlüsün sen daha kızım. Daha sonra evlenirim. Tabii evlenme. Ne edecek? Gelin kahrını çekecek oğlan da. Hiç gerek yok. Gel ta iyi. Gürkan teyzemle beraber şimdi. Teyzem sen nasılsın bakayım? Nasıl olayım ben işte. Yaş kaç? Bayan yaş 82. 82. Nasıl geçti 82 yıllık ömrün? Nasıl geçecek ömür? Eski ömürle nasıl geçecek? Nasıl geçiyor? Nasıl geçecek? Her şeyle, çocuğuyla, çoluğuyla vakit geçerdin. Malınla, melelinle, koyunla, geçiyle. Doğma büyüme sen buralı mısın? Buralı. İşte babamın evi. Buradasın. Niye başka yerlere gitmedin mi? He? Başka yerlere gitmedin mi? Gitmedim. Amcam sağ mı? Amcam öleli 50 sene oldu. 50 sene oldu amcam öleli. Başın sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Bir şey söyleyeceğim. Amcamla burada mı danıştıydınız? Bu köyden miydin o? Bu köyden. Vaadın kaç yaşındaydın? 17 yaşındaydım. 17 yaşındaydın. Sevdiğinde mi vaadın yoksa görücü usulü mü oldu? Görücü usulü. Evvel sevgini, sevgini evveli. Evet, şimdi öyle mi? Tanıştın. Vaacın. Evvel öyle mi de? Seni sormadılar mı beyo? Sormadılar mı? Sonra seni sordular, sen tamam mı dedin? Tamam dedin. Evet. O zaman beğenmişsin adama. Beğenmişim de ne be. Güzel geçindiniz mi? Geçindik. Tartışma, kavga, hiçbir şey yok. Yok. Balım madem evde, evin bir gözünde evvel ayrı evim var. Hmm. Evin bir gözünde balım kaynağım, bir gözünde biz. Yaşadınız. Çocuk çolan öyle vakit geçirdik. Hindi nerede? Hindi öyle oğlu. Hindi kayınne kapıdan kakvatırlar. Allah! Değil mi? Ama eski kaynalılar gibi yok ki hindi. Hindik kaynalılar pek iyi. Değil mi? Az önce bana deyince... İyi olsun gelin, iyi olmuyorum. Gelin adam sözünü tutturuyor, yani kolayıyorum. Evlensen de iyi, evlenmesen de iyi. Ayrılan ayrılmadı, giden gidivatı. Bu oldu bizim 5-6 tane bir karı var, 40 yaşında. 3-4 tane. Evlenem neden diyorlar? Tabii doğru. Oğlanlar var hem memur. Evlenem neden diyor? Boşanacak olduktan sonra diyorlar. Tabii. Boşanacak olduktan sonra ne gerek var? Doğru. Ama benim yaşım da 30 ya daha. Bekliyorum ben daha. İyi de mi yaşım gelmiş mi? Gelmiş kala. Geçti gibi geliyor bana. Geçip batır değil mi? Tabii. 25 yaşında olacak. Geçti, 5 yıl geçti. Öyle. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacaksın? Bulursun birini. Bulunmuyor galiba bu yaştan sonra. Bulunmuyor baksana. Bulunur.
Kulunu. Ben daha önce rahmetli Saniye deyzem ben seni buluvereceğim adam diyordu. Değil mi? Benim de pişen oldu. Pişen oldu. Bulmadım. Kolileri de almışsın. Kolileri taktım o kendi sevdiğim. Onu sevdiğimden ben. Sevdiğimden kendi. Yok yüzük müzik hiçbir şeyler yok. Bulmamış bu da. Nereye bulmadım. Giden gelemem onun değil mi? Bilmiyorum ki bak sen ya. Allah'ım hani sen giden oğlan buramışsın. Ayşe Dudu Deyzem'le beraberiz şimdi. Deyzem nasılsın? İyiyim kızım, sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Neler ettin çok bir şükür. Senedir? Neler yapayım? Bahçe, ev işi, öyle temizlik. Her evet, sene geliyorum ben değil mi? Her sene geliyorum. Vallahi biz galiba Kurucu Ova'yla burası benim artık ikinci memleket gibi oldu. Seni gördüğüm zaman çok mutlu oluyoruz. Sağ olasın. Çok seviyor seni. Sağ ol Deyzem, ben de sizi çok seviyorum. Neler var köyde, neler değişti? Neler değişti? Sokaklarımız güzelleşti. Hı hı. Evlerimiz, köyümüz güzelleşti işte. Hı hı. Her sene öyle. Yeni bir şeyler yapılıyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Seviyor musun köyünü? Çok seviyorum. Kurucuova bir başka değil mi? Evet. Gerçekten havası, suyu. Aynen. Çiftçilik yapıyor mu? Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey yaptın mı? Bir şey diktin mi? Çiftçilik yapmıyoruz. Lavanta tarlamız var. Lavanta ekiyoruz. Nasıl oldu mu lavantala? Onu çaplıyoruz, bakıyoruz, bıçıyoruz. Hı hı. Onu sıktırdık, geldik, yavunu çıkardık. Ay mis gibi olmuştur o. Mis gibi olmuştur o lavantala. İşte sergiyi çıkaram diyordun işte abi. Getir gel hadi bak hadi. Lavanta şeyinden getirecek mi? Senin torun benzer o. Torun değil mi? Torun. Ey lavantayla uğraşıyorsun şimdi? İşte öyle fazla lavanta yok da. Geleceğim senin yanına. Yok da çapladık. İşte çaplıyoruz, suluyoruz. Yeni öyle. Mi başladınız o işe? Geçen sene yoktu. Yok geçen vardın da daha yeni işte yeni dikmiştik. Bakayım lavanta. Getir gel bakayım bir. Lavanta ya o. Bakayım ana. Sergiyi çıkaracaktın bakayım. Oğlan benim. Döküyorsun oğlum. Ne yapılıyor? Nereye sürülüyor? Her şeye saç dökümesini falan yaralara iyi geliyor. Ana bir sürer mi beni? Vurdu yaram abi. Baban ne? Diyor. Senin ismin ne? Mert Ahmet. Mert Ahmet sen ne bu lavanta işiyle mi uğraşıyorsun? Ya. Nereden biliyorsun bu kadar her şeyi? Benim babamlar uğraşıyor. Ben normalde futbol oynuyorum. Futbol oynuyorsun. Peki bu lavanta nelere iyi geliyormuş bu lavanta yağı? Yani her yara iyi gelir. Her yara iyi geliyor. Gönül yarasına iyi gelir mi? Onun için psikiyatrist gerek. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Nelere iyi geliyormuş bir konuşalım. Saç kaybını azaltıyor, ağrı evet. Kesici. Anksiyeteye iyi geliyor, uykusuzluğa faydalı. Bir de bantan evet. Enfeksiyonu önler. Bin bir faydası var. Evet. Senin ailen bu işle mi uğraşıyor? Ya genellikle ve tarla tokat. Gidip geliyoruz köyden şehre. Sen Muğla merkezde yaşıyorsun. Aa. Nerede yaşıyorsun? Yatağında. Yatağında yaşıyorsun. İleride ne olmayı düşünüyorsun? İleride futbolcu olmayı düşünüyorum. Hadi inşallah olursun. Öyle bir havası var. Merhaba ablacığım. Çocuğu büyütmüşsünüz. Maşallah valla. Şadiye Deyzem'le beraberiz şimdi. Şadiye Deyzem nasılsın bakın? İyi sen nasılsın? Kaç yaşındasın Şadiye Deyzem? 75. 75 yaşında amcam. Evet. O da 75 yaşında benden. Yaşıyor. Ya. Yaşıyor. İyi Allah daha uzun ömürler versin beraber. Amin. Kaç amin. Yıl oldu evleneli? Aşağı yukarı 45-50. 45-50 yıl oldu. Oldu. Nasıl geçindiniz 50 yıl? İyi kötü geçindik. İyi kötü geçindik. İyi evet. De oluyor kötü de oluyor değil mi? Dün dövüşüyoruz yarın barışıyoruz. İyi ne açın? Hep öyle. Hep öyle. Hayatın cilvesi. Hayatın cilvesi bu. Doğru. Doğru. Sen bu köyden miyim? Hayır. Çamyurt'tan ben. Çamyurt'tansın. O zaman sen görür usulü mü geldin buraya? Evet. Yoksa sevdin de mi geldin? Sevmek bilmem ben. Sevmek bilmezsin. Sevmek bilmem. O zamanlar yoktun değil mi? O zamanlar yoktun. Hindi var. Anne çıktı koca varmak var hindi. Eskiden? Eskiden ben verdim sen var desin. Sormadılar mı seni? Sorsun olacak kocasın. He, büyü demedin mi? Bakayım büyü adam demedin mi? Adam olar görüyordum da ne bileceksin. İçine miydin ilik? Olsun dışarıdan öyle büyü baktın tamam demedin mi? Tamam dedim galiba. Beğenmişsin ben? Demek ki sen. Beğenmişsin demek. Şadi dedim beğenmesin tamam der misin? Demem. Nasıl geçti geçtik? Nasıl geçti? Nerede geçtiğini ben de bilmiyorum. Var lan yok olan. Ondan sonra çocuklarımı büyüttüm. Gençliğin ne işle uğraştın? Tütüncülük. Dağda çam işledim, tütün işledim, mal baktım, koyun baktım, her şey ettim. Torunları evlendirdin mi? Bir kız evlendi. Diğerleri evlenmiyor değil mi? Onlar büyüyecekler tabii. Dur bakayım. Artık gençler evlenmiyor ya.
Değil mi? Hindik birisi gençler. Oğlanı beğenmiyor, birisi kızı beğenmiyor. Doğru. İşte öyle. Ben öyle. De evlenmiyorum bak sen ya. Sen de mi bekarsın? Bekarım tabii. Ben neden oldu o? Daha yaşım küçük, 30 yaşındayım ben de. 30 yaşından sonra da 30 sen daha mı yaşayacaksın? Evlenceydin diye kadar. Evlenmedim ben, kaçtı gari. Ana. Zaman geçmiş mi? Geçti yok, geçti yok. He? Kafanın ayarını bulursan geçmez. Nasıl bulunacak bu kafanın ayarı? Benim senden konuştuğum gibi konuşuyorsun. He. Ceren çapaz olur o iş. Ceren çapacak. Seni amcam görünce Ceren çaptı mıydın? He? Emir Ceren vardı. Yoktun değil mi? Yoktum. O zamanlar yoktum. Yoktum. Doğru, Şadideyzem. Şadideyzem. Ceren'in çarpması lazım. O bir anda görünce mi oluveriyor? Bir yıl görsün, iki yıl görsün, ondan sonra olur. Olur. Çarptıysa. Çarptıysa. Çarpmadıysa yok. Yok. Demek yapacak bir şey yok. Ben sana ilk göresi kadar tanırmadım, yanmışın da. Yanmışım, ondan belli olmuyor. He? Kapkara olmuşum. Çok çok güzelsin de yanıyormuşsun işte. Dün bir o denize gittim geldim. Volkan abi ondan mı oldu? He? Çikim mi olmuşum böyle? Ya güzelsin, güzelsin. Yine güzelsin ya. Güzel, güzelsin ya. Zift gibi olmuşsun. Öyle yanmayan hemen çikim bol olursa esmer olmuşsun. Ne güzel. Yine güzel diyorsun. Yine güzelsin. Güzel. Sağ olasın. Yani de güzelsin sen. Sağ güzelsin. Sen güzel. De pek güzelsin. Bilmiyorum galiba, biz yaşlandık ya gari. Kaç yaşındasın? 68. Gençliğin nasıldı, gençliğin? Gençliğim çok güzeldi. Belli. Gençliğin güzelmişsin belli. Hala güzelsin. Bilmem güzel mi çikim bileme kala. Yok. Siz bileceksiniz benim güzelliğim çikinliğim galiba. Maşallah. Maşallah mı Ayten teyze? Ayten dedim kaç yaşındasın? 68 yaşındayım. 68. Hep burada mısın, doğumu büyüme? Doğum büyüme hep burada yaşadım. Kurucuova nasıl bir köy Ayten teyze? Nasıl işte? Nasıl meydana geldik biz? Devamlı çalışıyoruz. He. Çalışıyoruz. Orak, çapa. Hı hı. Çok ettik hamanlar evveli. Orada arpıştık hamanlar, desteği topladık hamana. Hı hı. Öyle kovardık öküzlerine, eşeklerine kovardık, eve gittik. Şimdi öyle değil. Şimdi her şey, hemen bir makine geliyor buna. Hı hı. Hemen vırır, ağacı. Her şeyi kolay. Her şeyi kolayacağım, edi veriyor buna. Alıp geliyorsun eve. Mis hiç ıhrarlan. Her şey dandik olmuş kalan şimdi, her şeyi ye. Dandik olmuş her şey. Her şey dandik. Eskiden şey... emek vardın deme. Çok 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 tütün diktik biz. Çok geceler tütün kırmaya çok gittik. Çocuklarımız evde kaldı yalnız. Hı hı. Şimdi çocuklar, şimdi çocuk meydan getirdi, aşarı inmiyorlar. Evet. Çocuklar şimdi duruyor evde, çocuk bahçesine inmiyorlar. Biz öyle miyiz? Biz arkamız çocuğuna gittik, tarlalar bitti. Doğru, doğru. O zaman daha zordun. Çok zordun. He, çok, çocuğu çok, o arkanı sar. Çok bir zordu. Yandan çapı yap, bir ekmeği yandan çocuğu derdik, bak. Ceren yoktu. He, sular ta kuyulardan getirdik. Ekmek ederdik. Böyle emek gelmiyordu evvel köye, bakkallar gelmiyordu. Biz hep yoğurduk, ekmek ederdik, hale giderdik. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi canın isterse bakkaldan geliyorsun. Canın istemezsen ediyorsun, yiyorsun. Yiyorsun. Keyfini göre. Keyfini göre. Keyfin nasıl, can isterse öyle yapıyorsun içinde. Doğru. Peki senin eskiden bugünü kadar köyde neler değişti? Çok değişti Duygu. He, evvel böyle de evvel çok çalışıyordum köy. Şimdi hiç çalışmıyorlar. Hiç. Artık bir daha çilek diktiler, az olardı koğuşlar. Bunlar çalışıyoruz. Bir başlıyor diyoruz. Baş bir hemen ekin ne olacak? Az az ekin ekiyorlar tarlara. Evvel çok erezir olduk. Evvel çoktu. Şimdi her şey, köyün işler değişti, evler değişiyordu. Evvel topraktan evler, şimdi bak kiremli hep. Kiremitli de mi artık? Beton, kiremli. Taştan her bilen şey. Yapıyorlar. Taştan bilen yapmadılar. Güzel. Yollarımız bile evvel böyle değildi. Evveli toprak yol. Topraktan. Şimdi bak asfalt var, her şey güzel. Her şey güzel, doğru. Her şey güzel, her şey güzel. Oluyor. Amcam sağ mı? Sağ ol, sağ ol. Evde yatıp duru. Kaç yıldır berabersiniz? Kaç yıl? 50 sene oluyor ga. 50 sene. Sen de mi buradandın? Ben amcanın buğdandım, ben de buğdandım. Nasıl tanıştınız siz? Tanışma evveli, görücü usulü. Görücü usulü, büyükler dedi. Nerede konuşacağım, o da köyün içinde hem evimizi davet miydi, bunun evi buğda. O seni görmüşten beğenmiş, hissetmiş. Kayınlam geliydim benim, bizim oraya. Kayınlam geli giden, geli giderken. He, beni oğlan alalım dedi. Öyle laf ederlerdim bana. Öyle, öteki bizi öyle konuşmak yok. Evlenmeden önce gördün mü? Gördüm. Köy tarla giderdik, iş işlerdik ya tarla, tütün dikerdik ya. Seni bakıyormuştur öyle o. Bakmıştı, ne bileyim gari, ne bileyim gari bakmıştı. Sen beğendin mi? Beğenmem canım, beğenmesem varım ben ona. Beğenmesem olmaz. Beğenmesem varmazdım. Yakışıklı mıydın adam? Yakışıklıydım, benim eşim çok ilginç, yakışıklıydı benim eşim. Hala da. Hala yakışıklıydı yine. Büyü aşk oldu mu, büyü kalp çarptı mı? O zamanlarda ilk nişanlanana kadar çarpmıştı galip. Değil mi? O zamanlar çarpmıştı. O heyecan meyecan. O heyecan çarpmıştı o zamanlarda. Biz daha ufak evlendik Duygu. Kaç yaşındaydın? Ben 17 yaşında evlendim. Biz ikimiz 17 yaşındaydık evlendiğimizde. Küçük müsünüz? Küçüktük. Bilmiyorduk. Neyin nesini bilmiyorduk daha o zaman. Şimdikiler öyle mi? Şimdikiler hemen önden konuşuyorlar. Hemen ister babası versin, vermesin. Vermedim, bırakıp gidiyorlar. Tabii evvel doğru. Öyle şey mi var?
Benim biliyorsunuz Saniye teyzem vardı, rahmetli oldu. Evet. Ben buraya geldim. O zaman 5 yıl önce beni dedi ki, bak dedi, yaşın 25 dedi. Bu saatten sonra dedi olmaz gari, evlen dedi. Ve onu dinlemedim. Yaş geçti, 30 oldu galiba. Olsun varsın ta yaşın ta genç ta. Ta buladı kızdan bazıları bile 30'da evlendi bütün. He 30'da daha sen unutma. Valla. Ta evlen sen kala evlen. Evlenmiyorum ben bak sen ya. Yani. Evlen ya. Hep öl diyorlar, evlen diyorlar, evlenmeyeceğim. Ama evlen. Gezi gezi gezi, ne zaman kadar geleceksin? Ne zaman kadar geleceğim? Ne zaman kadar geleceksin? Doğru. O zaman gezersin, eşin olası gezersin. Evet. Ama doğru insan, iyi insan nereden bulunacak? Ka sen kaç tane köyü geziyorsun? Bir gözün tutuyor mu? Gittin geldin helalde. Hiç görmüyorum Volkan abi. Görmüyorum. Hiç gözüm tutuyor. Hiç görmemiş bir şey abi o. Saniyedeysem beni buluverecektin. Rahmetli oldu bak sen ya. Öldü ya, bayağı bir ay 40 gün oldu. 40 gün oldu öyle. Anam saniyedeysem pek seviyordum ben onu. Senin pençeleri orada açık bakınıttır orada. Anam. Peyadeler var. Gel giden canım sıkılıyor orası. Evet, benim de hep aklım geliyor. Bak, bizim dümürümüzdün o, dümürümüz. Anam başımız sağ olsun. Gelinimizin anası. Çok şen şakraklı deyizem. Çok pek iyiydi, seviyordum çok, ben onu. Çok iyiydi. Çok güzel. Çok, ben onu dinlemedim ama Volkan abi. O beni kaç yıl önce dedi. Bak dedi, evlen dedi. Bu zaten sonra olmaz dedi. Bak dinlemedim işte, ben onu. Dinlemedin, evlenmedin. Bak o da öldü gitti. O da öldü gitti. Buluverecekti. Sen buluverecektin, kaldın kara. Kaldın. Yapacak bir şey yok. Bak seni ne kaldın yapacağım. Kaldın kara. Gelinem iyiydi. Varsam bakana hara. Hiç hor görmezler. Ay ne güzel işte ya. Hor görmezler. Allah böyle daha geçim versin inşallah. Torunlam diye. Torunlam geli giderler benimle. Hiç eski olmazlar bu evde. Seni seviyorlar çok. Çok severler. Ne torunlam. Güzel. Torunlam çok severim zaten. Divanı çok durun torunlam be. Divanında mı? Ha ya işesinde hani emrinde çok durun. Ha. Ne celas yaparın. Ne yapacağız yaparın. Onlar seni çok seviyorlar. Onlar seviyorlar. Anneanne babaanne diye. Ha seviyorlar. Ha Gurcu gelin buyurun. Hepinizi çok seviyoruz, gelenler gidenler. Köyümüz çok seviyoruz. Hadi bakalım. Hadi, hadi bay bay. Herkes bekleriz. Senin ismin ne kardeşim? Fehmi benim ismi. Fehmi. Boğa'nın ismi ne? Boğa'nın ismi virüs. Virüs. Evet. Neden virüs? Bulaşıcı bir hastalık olduğu için. Yani sizin için bulaşıcı bir hastalık mı, evet, boğa? Biz 7 seneden beri bu işi yapıyoruz. Peki yani bu nasıl bir iş? Yani fobimiz yani. Nasıl bir iş bu kardeşim? Bu bir iş değil aslında. Bu bizim hobimiz. Hı-hı. Severek yapıyoruz zaten bu işi. Emek Hı-hı. veriyoruz. Allah. Dur oğlum. Ne yapıyor? Neden öyle yapıyor? Boğa arıyor da onun için. Ne arıyor? Boğa arıyor yani. Güreşecek. Güreşecek yani, aynen. Sen kaç yaşından beri boğalarla beraber? Ben 17 yaşından beri, yaşım 23 benim. 23. 17 yaşından beri, 5 yıldan beri şey yapıyoruz. Hı hı. 2 yıl babam zaten uğraştı, şimdi 7 yaşında kendisi hı hı. de. Hı hı. Öyle bir serüvenimiz var. Nereli 7 bu? Yıllık. Nereli? Biz buralıyız, Kurcova'dayız. Biz zaten Kurcova'da tek bizim gururumuz. Yani Venüs nereli? Ay virüs. Virüs nereli? Buralı. O da buralı. Ha, evet, Artvin'den, Martvin'den değil. Artvin'den falan değil. Biz kendi yetiştirdiğimiz buzağımız bu. Hı hı. Bunda görüşlere gidiyoruz. 3 tane birincilik kupamız var. 2 tane ikinciliğimiz var. Oo bayağı görüş, şampiyon bu. 5 görüş yaptık. Hı hı. 3 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var. Maşallah. Öyle devam ediyor serüvenimiz. Peki buradan başka yerlere gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Abi. Gel. Abi. Dur. Volkan abi. Ne oldu? Virüs. Virüs neden öyle oldu? Hilmi. Biraz hırçındırdı onun için. Hilmi dur, ben senin yanına geleceğim şimdi. Dur. Hiç durmuyor bu Hilmi. Heh. Şeyleri onun içindir. Bu güreşecek yer arıyor, kızgın. Ben kırmızıyım diye mi böyle oldu ki? Tabii kırmızı da pek sevmez. He? Hayvanlar zaten kırmızıyı sevmez. Sevmez. Allah sevmezler. Allah. Ben de bugün öyle bir fırlı fırlı rahat rahat kırmızı giyeyim dediydim. Ne oldu virüs, bak ben dostum. Biz yabancı değiliz. Benim burcum boğa zaten. Anladın mı? Evet. Hilmi sen şimdi bunu nasıl bakıyorsun kardeşim? Bunun ölçekli yemleri falan var. Suyların şeylerin her zaman saatinde. Hı-hı. Saatinde. Evet, bu saatsiz bir şey değil. 6'dan 7'de Hı-hı. kendi yemi şeyi var. Hı-hı. Her şey yani biz nasıl şey yapıyorsak mesela günlük hayatımızda, kahvaltımızda saatinde yapıyorsak o da aynı şekilde. O da öyle. Peki Hilmi, önümüzdeki zamanlarda hayalin ne? Ya, hayalimiz şampiyonaya gitmek Artvin'e. Aynen. Biriz. Vallahi bulaşıcı bunun sevgisi canım. Tamam, sevdim. Görüşürüz Hilmi. Görüşürüz orada. Hadi bakalım. Yine sevdim, gördün mü? Yine korkmadım. Sen o kadar korktun, kaçtın. 20 dakika sürdü. 20 dakika sürdü. Sen ödün koptu. Senin ödün koptu. Sen ödün koptu. Ben tek başıma mücadele ettim o boğayla. Senin ödün koptu. Keşkek var desen gelirsin. Boğa var diyorum, uzaktan çekiyorsun. Hafize ablamla beraberiz. Çok uzun zamandır böyle hiç hamur mamur gözlemi açmadıydım. Sezon finali yaptıydık biz. He. Bayağıdır özledik. Özledim. Ben de özledim bunu. Yakın yapmadım. Heh. Yiyen diye, hem çoğlağım isim diye. Heh.
Çok lan uzaktan geldiler. Bayağı da gelmediler. Nazar. Yapıştın. Hemen nazar değdin. Nazar ettin. Hemen şimdi. Nazar ettin. Bendeki göz hiçbir yerde yok Volkan abi. Hakikaten nazar ettin. Çok fena bak, oldu. Önce yukam nasıl şimdi yukam nasıl oldu? Büyü ben bak hallediverem bunu? Öl büyü yamayı dersin bunu. Bir şey olmaz bak. Heh. Oy oy otların güzelliğini bak. Bizim Ege'mizin muhteşem otları değil mi bu? Muhteşem. Çok güzel kokuyor. Neler var bunun içinde beni bir anlatın. Maydanoz var. Heh. Pransa, paza, ıspanak. Bunlarla yapıyoruz. Çökelek. Çökelek. Yav. Zeytinyağı koydum. Zeytinyağı koydum. Duz koydum. Duz koydum. Anam mis gibi. Nasıl güzel kokuyor. Hepsi bizim bu köyden mi içindekileri? Buradan yetiştiriyorsun. Kendim mahsullerim. Bu saç böyle dedim mi bu. Sacı koyacaksın. Güzelim. Heh. Şimdi koyacağız. Oh, pişecek. Birazdan pişecek. Oh. İlk gözlemeyi Volkan abi yiyecek tabii ki değil mi Volkan abi? Heh. Volkan abim. Özledin deme. Özledi o da. Sevgili izleyenler biliyorsunuz hamur açmak benim işim. Çok güzel gözleme yaparım. Hafize ablam sen onlar bir yandan olurken anam ne oldu? Nazar mı? Sen mi nazar değdirdin bunu? Unu koymadı mıydık biz? Dur. Heh, ununu edem öyle de biliyor. Dur bakayım sen. Heh. Şimdi açacağım bak. Bak. Bak bir dakika. Allah Allah. Hafize teyze pek güzel gülüyorsun. Un nerede? Un güğünde. Tabii un konusunda bir problem yaşadık. Uzun zamandır da ben tabii açmayıncaya kadar. Yoksa bu konuda ben zaten benim üstüme yoktur. Bak hamur açma konusunda bak. Bir öyle dersin bak. Öyle ettirirsin diyor bak. Şimdi şuradan. Hafizdeyiz bak. Heh. Öyle ettirdim. O olabilir. Olmadı ya. Ha, nasıl? Olmadı. Olmadı mı? Olmadı şekerim. Uzun zamandır yapmayınca bu tarz olmadı, problemler olabilir. Bu bozuldu şimdi olmaz bu. Hiçbir şey olmaz mı ondan? Buna bir şey olmaz şimdi. Olsun hindi. Tersi bir iyisin de ya. Bak. Çok güzel gülüyor ya. Sonra diyorlar ki bu yaşı kadar neden evlenmedin? Nasıl evlenecek? Böyle adam ne hal bakacak sen böyle? Böyle adam nasıl bakacak? Kendini alalım da oraya. Adam diyecek bir gözümü aç diyecek hali bak. Hadi bakalım dur. Durdum. Bir dakika tamam. Tamam halledeceğim ben beni güvenin. Göstersene ama ne hale geldi. Ben şimdi yukarı göstereceğim. Hoş geldin. Çok kontrolden çıktı arkadaşlar. Hafize abla. Ay, çok güzel. Hafize ablam gerçekten çok eğlendik. Hamuru çok görüyorsunuz. Güzel. Ama ben umudumu kesmiyorum. Bu hayatta her zaman umut vardır. Gözlemeleri bayağı yedik değil mi Volkan abi? He? Çok yedik. Yerken çekmedik ya biz. Ama yedik. Değil mi? Yerken çekemedik. Ağzın doluydu senin. Afiyet olsun. Yediniz mi? Yedik hanım teyzem. Pek güzel gözlemelerimizi yedik. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın hanım teyzem? Ben ne yapayım? Çiftçiliğine uğraşıyorum. Hayvancılığına uğraşıyorum. Ne yapıyorsun? Neler ekiyorsun? Neler biçiyorsun? Ben oğlanla yaşıyorum. Oğlan öğretmen. Biz ezelden çiftçiyiz zaten. Ne üretiyorsun? Doğuştan. Ne üretiyorsun? Çilek var ortak kayınım oğlumla. Çilek var. Oğlum işliyor işte. Onlar işte onlar yardım ediyor. Hayvanlar yardım ediyor. Bu köyden mi sen? Bu köyden. Doğum benim bu köylüyüm ben. Kaç yaşındasın? 70 yaşındayım ya. 70 yaşındasın. Nasıl geçti ömür? Nasıl geçti? Yokuna varına geçti. Çocuklar okuttuk. İki tane öğretmen çıkardım işte. Birisi. Ne mutlu deme. İşte eşim 45 yaşında vefat etti. Başın sağ olsun. Ha, ben 42 yaşında kaldım. O zaman bu zaman çalışıyoruz işte. Mücadele ediyoruz. Hep mücadele. Aynen, aynen. Çocuklarla olunca bir şekilde hayat daha güzel değil mi? Aynen aynen. Köyünü i̇şte. Seviyor musun hanım Deyzem? Çok seviyorum köyümü. Çok seviyorum. Dışarıdan misafirlerin geliyor mu? Gelir gelir. Gelir. Ne diyorlar köyü görünce? Çok güzel diyorlar. No.
Kavaklıdere köyünden iki tane Çanakkale şehidi, bir tane de Dumlupınar şehidi vardı. O şehitler için de bu gördüğünüz alanda çok güzel bir anıt yapıldı. Bayağı uğraştınız burası için. Şimdi yanımızda Davut abi var. Evet Davut abi, sen de bu köy için çok uğraşıyorsun. Bu şehitlik de geçen sene geldiğimizde yapılıyordu. Artık tamamlanmış. Çok da güzel olmuş. O şehitlerimizin bu vatan toprakları için mücadele eden, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da şehit düşen o şehitlerimiz için gerçekten çok önemli bir yer. Biz onları her zaman anıyoruz ama köyde böyle bir yerin olması aslında çok da manidar olmuş. Biraz anlatır mısın bana? Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yaşadığımız bu vatan toprakları üzerinde bizim için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi yine tekrar minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Dolayısıyla bizim köyümüzden de kurucu olan da Çanakkale'de şehit düşmüş 3 şehidimizin olduğunu biz tabii tarihten öğreniyoruz. Çok hani bizim daha dünyada yokken olan bir savaş olduğu için. Evet. İkisi Çanakkale şehidimiz, biri de Dumlupınar Savaşı'ndaki şehidimiz. Hüseyinoğlu Süleyman, Mehmetoğlu Ahmet, Çanakkale şehitlerimiz. Ömeroğlu Salih de Dumlupınar şehidimiz. Evet. Onlar için böyle bir anıt yapmışsınız burada. Evet. Burada çok anlamlı bir anıt oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şehitlerimize ithafen iki dörtlük okumaya çalışacağım. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Tekrar bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Süleyman abi nereden nereye böyle? Marmaris'ten geldim. Keşkek için. Traktörle. Yok canım, akşam geldik. Akşam keşkek için Marmaris'ten buraya geldin. Evet. Marmaris'te ne yapıyoruz? Büyükşehir'de çalışıyordum, emekli olduk. Şimdi? Emekliyiz artık, kendi işimize bakıyoruz. Buralı mı? Buranın damadıyım. Ana, zaten ne demişler? Ev yaparsan tuğladan, kız alırsan Muğla'dan. O yüzden sen de Muğla'dan almışsın. Sen ablan burada mı yaşıyordu? Nasıl tanıştın da aldın? Tanıştık. Nasıl, görücü usulü mü? Öyle oldu canım. Görücü usulü büyükler mi söyledi? Büyükler aracılığına. Kaç yıldır berabersiniz? Aşık araya 25 yıldır beraberiz, 26 yıldır. Valla bizim bölgemizin insanları, damatları pek sever. Volkan abi, den biliyoruz kendisi Elazığlı Volkan abi. Evet. El üstünü tutuyorlar damat 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 diye. O yüzden bizim buranın insanı damadı çok severler. Bu köyde de damadı çok seviyorlar. Seni el üstünde tutuyorlardır abi. Evet evet, aynen. Abi sen şimdi emekli olduğunu söyledin ama traktör olduğuna göre bir çiftçilik de var demektir. Tabii her hafta geliyorum ben burada. Ne yapıyorsun, ne ekiyorsun? Bağ bahçe yapıyoruz, yiyeceklerimi buradan yapıyorum. Ne üretiyorsun abim? Domates, patates. Kurucuova artık benim ikinci memleket gibi oldu. Buraya üçüncü gelişimiz. Her festivale de sağ olsunlar davet ediyorlar ve buradaki birçok insan zaten benim akrabam gibi oldu. Görüyorsunuz hepsi ablalarım, teyzelerim, amcalarım benim. O yüzden her sene kavuşuyoruz. Bu senede 5. Kurucuova Keşkek Festivali yapılıyormuş. Hem köyü gezelim dedik hem de festivalde keşkeğe, davula, zurnaya doyalım dedik. O yüzden buradayız. Festival başladı. Bayağı kalabalık. Keşkekler bir yana edilip duru. Bir yandan davul zurna, hindi koşacağım gideceğim yanlarına. Önce keşkek mi, önce davul zurna mı, onu karar veremiyorum.
Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi keşkekler dövülüyor. Erdal Usta'm burada. Geçen sene de Erdal abiyle beraberdik. Böyle keşkekler dövüldü. Edi de Erdal abim, bu sene nasıl yaptık keşkeği? Bu sene aynı her zaman olduğu gibi. Bir tane bütün oğlak koyuyoruz, 15 kiloluk. Oğlak, 15 kiloluk oğlağı koydum. Koyuyoruz, buğdayını koyuyoruz. Pişiriyoruz keşke odun ateşinin sertinde. Peki kaç saat sürdü, kaçta başladın? 6 saatte pişiyor. Kaçta başladın yapmaya? 5'te. Sabah 5'te başladın? Sabah 5'te başladık. Bu saate kadar devam ediyor. Devam ediyoruz. Erdal Usta'm, bu konuda sen en iyisi misin bölgede? Evet. İddialıyız. Evet, iddialıyız. Keşkeğini yiyen? Kurucuva keşkeği meşhurdur tabii. Kurucuva keşkeğini yiyen hiç keşke demez. Evet. Değil evet, mi? Evet. Keşke der daha önce niye yemedik diye. Evet, her zaman için. Şimdi kaç tane yaptın? Kaç şey var kazan? 8 kazan keşkeğimiz var. Devam ediyoruz. İndireceğiz bir daha. Daha devam. Devam ediyoruz. Erdal Usta'm, kapak kapandı. Gel. Bu kapak nasıl açılır sevgili izleyenler? Kapak zor açılır. Ustam gel yanıma. Kapak nasıl açılacak? Allah Allah Allah. Oo! Allah Allah Allah. Açılmaz o. Açılmaz mı? Yağmadık. Çok güzel. Açıldı vallahi. Keşke Gazi yanındaymış benim. Kapak da kapatılmış. Biliyorsunuz ki yağdı döküldü. Keşkek bedavaya açılmıyor. Evet. Bu kapak bedavaya açılmaz değil mi ustam? Tabii açılmaz. Bedava açılmaz. Açarız biz de bizim kız ya. Bilmiyorum artık. Bilmiyorum. Yandırı. Kolay kolay açılmıyormuş. Açarız biz. Anın eli tutulmaz diyorlar. Merhabalar. Siz de bu köyün önemli kültürü, önemli evet. değerleri var. Siz de geldiniz. Hoş geldiniz. Şu anda temsili bir dibek. Evet, dibek dövüyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Hem festival kapsamında hem de Kurucuva ile ilgili neler söylersiniz? Kurucuva köyümüz her şeyden önce çok güzel bir köy. Kültürüyle, tarihiyle, keşkeğiyle, dibeğiyle, çileğiyle biz de bu festivale katılmaktan mutlu olduk. Evet. Yapılan eserler de burayı Süleyman Ağa konağı değirmeni örnek bir köy olmuş. İnşallah Muğla'da bütün mahallelerimiz, köylerimiz bu güzelliğe kavuşur. Evet, eski bir gelenek zaten. Tabii, tabii Anadolu'da Türklerin olduğu her yerde dibek ve bu gelenek var. Evet. Ne güzel burada yaşatılıyor. Evet, siz neresiniz Sayın Malik? Malatya. Malatyalısınız. Evet. Malatya'dan sonra buradasınız. Evet. Yani evet. Daha önce başka bir yerdeydiniz. Hakkari'den sonra burada. Buraya geldiniz. Evet. Nasıl buldunuz Muğla'yı? Muğla Türkiye'nin cennet köşesi ya. Evet, kesinlikle öyle. Anlatmaya gerek yok Muğla'yı. Dünyanın en güzel yeri. Tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, doğasıyla. İnşallah bize Muğlalılara en güzel hizmeti sunacağız. Süleyman Ağa konağının tam önündeyiz. Burası çok güzel bir tadilattan geçmiş ve şu anda gerçekten gelenleri mutlaka görmesi gereken bir yer haline gelmiş. Şu anda Süleyman Ağa'nın torunu var, Nilgün var. Evet. Nilgün bana biraz anlatır mısın burayı? Evet, dedem iki evliydi. Bir karısı vardı. Kendi anneannem olur kendisi. Sonradan üzerine bir oğlu olmadığı için bir kuma aldı. Sonra iki tane de oğlu oldu. Yani şu anda dedemin 5 tane evladı var. 3 kız, 2 oğlan olmak üzere. Dedemin evi eskiden beri dışarıdan gelenlerin hepsinin ağırlandığı, her gün bir oğlan kesildiği, bütün köy halkına yemek verildiği bir yer her zaman içerisinde. O yüzden köy halkımız olmak üzere bütün herkes burada yedirmeyi, içirmeyi çok severler.
Yani bütün dışarıdan gelen herkes burada misafir edilip burada kalınıyordu. Değirmen de o zamanlar işlek bir haldeydi. Orada dedem, değirmeni var hatta, değil mi? Hatta dedemin burada bir marketi vardı o zamanlar. Market de işlettiği zamanlar oldu. O zamanlarda bir marketi de vardı yani. Süleyman market abi işlediği. Köyün önde gelen insanlardan önde biriymiş. Gelen, evet. Ve dışarıdan gelen birçok insan burada mutlaka ağırlanıyor. Mutlaka ya. Burada yemekleniyor. Dursiye teyzemle beraberiz. Dursiye teyzem Süleyman Ağa'nın kızı. Biz de Süleyman Ağa'dan kalan konaktayız. Vallahi çok güzel etmiş, tadilatla edilmiş, pek güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Senin baban zamanında nasıldı buralar? Sevindim. Babam ufaklığımız buğdu geçti. Hayatımız buğdu geçti. Babam herkesin sahip çıktı. İyiydi, içiydi. Herkese kolundan tuttu. Öyle bir insandı babam. İleri geri köyün en zenginiydin. Babam köyün zenginiydin. Herkesi kol kanat geldi. Çok insanlara baktı. Halal hoş olsun babam için. Bak babam buraya oturdu. Karşıya böyle geçsine her şeysin tarla bak. Karşıda tar bizim. Böyle her yeri seyrederdin babam. Bakardın. Neşeliydin babam. Bakardın her şeysine. Bu da camı bakardın. Camdan gelenlere misafir ederdin. Her şeyi yapardın babam bu evet, evde. Evet. Yaşamadı insan kalmadı. Evet. Şimdi Süleyman Ağa'nın bir diğer torunu var. Onur var yanımızda. Hatta bu görmüş olduğunuz değirmen de babasınınmış. Artık siz buraya bağışlamışsınız. Evet. Bana biraz anlatır mısın? Burası nasıl bir yerde? Babam gençlik yıllarında burada un üyü diyormuş. Değirmen varmış. Biz de babam vefat edince ben de kullanılmaz haldeydi. Ben de babamın adı yaşaması adına yüzde bir miktarda belediyemize verdim. Babamın adı yaşasın diye. Evet. Ne yapardı babam bu değirmende? Burada un üyüdülürdü. Çevre köylerden un üyütmeye gelirlerdi. Un üyüdülürdü. Kavaklıdere Belediye Başkanımız yanımızda şimdi. Sayın Başkanım zaten her festivalde karşılaşıyoruz. Kurucuova kültürü yaşatmak için, bu köyü daha da güzelleştirmek için çabalıyor. Siz de elinizden gelen emeği gösteriyorsunuz. Bu geleneklerle, kültürle ilgili, Kurucuova ile ilgili neler söylersiniz? Tabii öncelikle ben hoş geldiniz diyorum. TV'den izleyicilerimize, Duygu Hanım sizler de hoş geldiniz diyorum. Tabii biz Kavaklıdere Belediye Başkanlığı olarak bizleri biz yapan kültürel değerlerimiz var. Bunları yaşatarak gelecek nesillere aktarmak babında işte bugün Keşkek Festivali'ni destekliyoruz. Gelişmesi için, daha iyi olması için, yaşatılması için katkı veriyoruz. Bugün de işte Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamlarımızla sizlerle birlikte hep birlikte Kurucuova Keşkek Festivali'mizin 5.sini hep birlikte düzenliyoruz. Evet. Tabii biz belediyelerin farklı farklı çalışmaları var. Yani yol yapıyoruz, bina yapıyoruz, altyapı, üst yapı, parklar, her şey yapıyoruz ama bizler için bunlardan daha önemlisi biraz önce söylediğim gibi bizleri biz yapan kültürel değerlerimiz kesinlikle var. Öyle. İşte Keşkek'imiz var. Bizim Kavakdere Belediye Başkanlığı olarak Menteşe Mahallemizde düzenlediğimiz yağlı pehlivan güreşlerimiz var. İşte bu kültürel değerlerimizi hem yaşatıp hem gelecek nesillere aktaralım istiyoruz. Sadece bunlar mı? Bu da değil. Yine bizleri biz yapan işte mimari yaparak bizlerin eseri olan Selçuklu'dan, Osmanlı'dan bizleri kalan işte biraz önce gördüğünüz Kocaova Süleyman Konağı'nı da restore ederek o teşkilli yapılarımızı, anıt yapılarımızı da gelecek nesillere aktarmak için onlarla ilgili de bir çalışmamız var. Yine güzel bir festivalde beraberiz. Kurcuova'ya gelmekten biz de çok mutluyuz. Sen neler söylersin muhtarım? Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar rahmet ettiniz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Biz de bu geleneğimizi 600-700 yıllık geleneğimizi sürdürmek için birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için kültür değerlerimizi gün yüzüne çıkarıp birlik ve beraberlik olması için bu festivalleri düzenlemiş bulunmaktayız. Amacımız dediğim gibi
hem kültürümüzü geliştirmek, değerlerimizi, manevi değerlerimizi korumak. Muhtarım, ben her geldiğimde Kurucuova biraz daha gelişiyor, biraz daha değişiyor. Her evet. sene geldiğimde farklı bir böyle yeni yapılmış yerler görüyorum. Gelişmeye evet. devam edecek sanırım. Evet, inşallah. Ben köyümü çok seviyorum. Çocukluğumu geçirdiğim, büyüdüğüm yerlerde hizmet yapmayı çok seviyorum. Evet. İnşallah daha iyi, her yıl geldiğinde daha sene inşallah nasip olursa i̇nşallah. Bir yıllık sonraki daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Ben bakıyorum bu sene Süleyman Ağa Konağı yapıldı. Evet. Yani yollar çok değişmiş, her evet. şey farklı. Senin de çok büyük emeğin var evet. tabii bunda. Biliyorsunuz ki davula, zurnaya çok düşkünüm. Festivale gelmeden önce de diyordum ki inşallah davul zurna vardır diyordum. Gerçekten davul zurna bizim olmazsa olmazımız. Abim de Taysun Taşkın. Yıllardır bu işi yapıyor. Çok da seviyor işini. Çok da güzel çalıyor. Ben az önce dinledim ama birazdan siz de dinleyeceksiniz. Ama önce seni tanıyalım abi. Dibek Deresi'ndeniz. Zaten Dibek Deresi'nde zurna davul çok meşhur. Ne zamandır bu işte uğraşıyoruz abicim? Yaklaşık profesyonel olarak 30 yıl. Hı hı. Başlama süreci 40 yıl. Yaş 48, 8 yaşımızdan beri elimizde. Nasıl başladı merak abicim? Ailede aslında bizim çobanlık, yörüklük var. Ama bizim çevremizde zurna davul kültürü fazla ağır bastığı için artı bir de okuma kültürü o zamanlarda bu kadar yaygınlık yoktu. Hı hı. Neydi? Biz de bakıyorduk. Ustalar giyim, kuşam güzel, kazanç iyi, saygınlık güzel. Biz özenti yaptık. Artık biz de bir şeyler yapmamız lazım diye düşündük. Ve bu mesleği atadan değil ama çevremizdeki şahısların, eski ustalarımızın vesilesiyle başladık. Usta vardır mutlaka abi değil mi? Ustan vardır yani senin. Ya illa ki olur. Çünkü bu meslek hemen bir zurnayı alıp da çalma şansın olmaz. Evet. Misal olarak bizim benim şöyle bir avantajım var. Biraz benim kafa çatlaktır. Zurna akorlarını ben yaparım. Allah o kadar. Bütün köyümün %80'i bana akora gelir. Kulakla mı oluyor abi bu? Kulakla bir de biraz kafayı çalıştıracaksın. Ne yapmasın gerekiyor? Misal zayıflıklar var. Misal olarak parmak yerlerinin kimisi açık oluyor, kimisi dar oluyor. İçinin oyulması var, kapatılması vardır. Akorda basit bir şey değildir. Herhangi bir kişinin akor yapma şansı sıfırdır. İnanılmaz. Doğuştan bir yetenek abi bu. Ya bilmiyorum. Ben kafa biraz çatlaktır. Ben bir iki bozdum. Ondan sonra perdesiz bir enstrüman olduğu için diğerlerine göre kat kat zorluyor. Evet. Meslek artısı şunun küçük bir aparatı farz et. Bozuk olduğu zaman her şey bitmiştir. Şimdi festivalin en heyecanlı yerindeyiz. Biliyorsunuz davula, zurnaya çok düşkünüm. Davul, zurna deyince de benim en sevdiğim muhteşem şarkı vardır. Davula, zurna ile bir başka olur. Şimdi abimle bir başka olacak. Abi sen de.
etmesine sağlık. Sizin de emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzeldi Tarsun abi. Öldüm bittim Volkan abi ben. Vallahi bana sor ya. Böyle bir şey olamaz abi. Müthişti. Ağzına sağlık. Bilmiyorum bir tane daha ne yapmak istersin abi. Kurucuova'dayız. Gerçekten biz Kurucuova'ya geldiğimizde çok keyif alıyoruz. Hem Kurucuova'nın kültürünü hem geleneğini yaşatmak için güzel bir festival oldu. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta başka programlarda görüşene dek. Hoşçakalın. Davuzuna devam. Buyurun.
Koca da başında bir top karibim. Yağmur yağdı, güneş doğdu, eridim. Eridim aman aman. Evvel o yarın sevgilisi benim. Şimdi uzaklarda kalan ben oldum. Ben oldum aman aman. Öf lan öf, öf! Allah! Neden ya?